Pop Sarayı Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz. Gerçekten büyülü bir giriş yaptık. Önce Ahmet Özhan, sonra Bülent Ersoy inanılmaz güzel eserlerle programımızı açtılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Gece boyunca bizi kırmazlarsa yine onlarla beraber olacağız. Ve eğer hazırsanız ilk yarışmacımızla başlıyoruz yarışmaya. Bakalım ilk yarışmacımız kimmiş? Gecenin ilk yarışmacısı Utku. Utkucuğum çok da yakışıklı olmuşsun. Hemen aday numaranı alalım. Aday numaram 109. Bol şanslar diliyoruz Utkucuğum sana. Teşekkür ederim. Ve sahneye uğurluyoruz. Utku bizlere ilk olarak sözü Ülkü Aker'e, müzik Coşkun Sabah'a ait İşte Bu Bizim Hikayemiz adlı eseri. Ardından söz müzik Ziya Taşkent'e ait Ne Gelen Ne Soran Var adlı eserleri seslendirecek Utku huzurlarınızda. Başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın. Tebrikler Utku. Şimdi bir şarkı daha alacağız senden. Evet. Bu şimdi seslendirdiği şarkı Bülent Ersoy'un seslendirdiği unutulmaz eserlerden bir tanesiydi. Şimdi ne söyleyeceksin? Şimdi rahmetli Ziya Taşkent'in, buradan da onu anmak istiyorum, depremde kaybettiğimiz bestekarımız. Allah rahmet eylesin. Bundan sonra Türkiye'de böyle depremlerin olmasını hiç istemiyoruz ve Ziya Taşkent'i anmak istiyorum ben de buradan. Rahmetli anıyoruz. Bu arada Sinop'ta kapalı spor salonunda 2000 kişi Popstar Alaturka'yı izliyormuş. Haberleri geldi. Evet. Alkışlarınız Utku için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi jüri üyelerimizi dinleyelim bakalım. Nasıl yorumlarda bulunacaklar? Armağan'cığım. Benim. Evet. Peki. Bülent Hanım'ın şarkısını söylerken, mesela ben ne zaman Bülent Hanım'ın o şarkıyı duysam, içimden o şarkıya eşlik etmek ihtiyacı geçer. Çünkü çok duyguyla okunur o şarkı. Hakikaten o şarkıyı yaşarsın. Ama mesela ben siz okurken aynı duygu bana geçmedi. Hani dudağımı kıpırdatmak ihtiyacı hissetmedim. Ne okuduğunuzun farkında değilsiniz gibi bir şey geçti bana. Mesela bir ara ölümden bahsederken bu tarafa dura bakıp gülümsüyordunuz. O şarkıda değildi herhalde. İkinci o şarkıda, yok o şarkıdaydı. Vallahi ben elimden geleni en iyi şekilde yaptığımı sanıyorum. Ama Bülent Hanım gibi de tabii ki mümkün değil. Okuyamam zaten. Bülent Hanım gibi okumaktan söz etmiyorum. Bülent Hanım gibi duyguyla okumaktan söz ediyorum. Yani şarkının içine girmekten söz ediyorum. Mutlaka doğru nota basıyorsunuzdur. Konservatuarda okuyorsunuz. Ben anlamıyorum notadan bilmem ne. Ama mesela ben şunu söylüyorum. Siz o şarkıyı söylediğinizde ben
o şarkıya eşlik etmek ihtiyacı hissetmedim. Niye? Bilemiyorum. Herkes bayağı alkışladı ama bilmiyorum vallahi. Beğendiniz mi? Teşekkür ediyorum. Tamam. Teşekkürler. Artık son dört kişi kaldınız değil mi? Son siz son dördün içindesiniz. Evet. Bana sorarsanız sizden sahne şarkıcısı olmaz. Bülent Hanım'ın deyimiyle sizden iyi bir konsertist olur. Bence artık sizin, çünkü öğrenmek istemiyorsunuz. İnat ediyorsunuz, yapmak istemiyorsunuz. Burasının da konsertist arayan bir yer olmadığını düşünüyorum. Artık son dört hafta hani bize biraz bir şey hissettirmelisiniz, sahnede bir şey göstermelisiniz. Baştan beri ben size hep aynı şeyleri söylüyorum. Hiç esnemiyorsunuz sahnede diye. Hep biraz böyle tabiri caizse baston gibi duruyorsunuz diye. Ama siz yapmamakta direniyorsunuz. Belli ki siz konsertist olmak istiyorsunuz. Ya da kendinizi oraya daha yakın hissediyorsunuz. Doğrudur, siz öyle düşünüyorsunuz. Öyledir. Tamam, teşekkür ederim. Başka bir şey söylemeyeceğim. Peki, Ebru Hanım. Şimdi bu gece çocuklar kadersiz. Çünkü Bülent Ersoy şarkıları söylüyorlar ve bu şarkılar çok özel, çok büyük şarkılardır. Bunları dile getirmeleri bayağı zor, hissettirmeleri de bayağı zor. O yüzden ben o payı kendilerine vermek istiyorum bir kere her şeyden evvel. Evet. Hakikaten dikkat edin, Bülent Ersoy'un okuduğu şarkıları ondan sonra pek az insan okumuştur ya da okumamıştır. Cesaret edememiştir. Ki bu yeni genç, yani bunlar küçücükler ve şu anda Bülent Hanım'ın önünde bu şarkıyı söylemek onlar için eminim ki çok ağır bir yük. O yüzden ben daha farklı bakıyorum. Ben daha başarılı buldum. Yani Armağan'ınkinden biraz daha farklı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler ediyorum. Burada bu fular olayını da çok beğendim. Çok hoş olmuş. Çok asil Armağan duruyor bence. Beğenmedi ama. Bilmiyorum, ben öyle bir şey demedim. Ben öyle ağzımdan öyle bir şey çıktı mı? Yok, ben duydum sanki. Şu anda ağzımdan öyle bir şey çıktı mı? Yok, şu anda değil. Tamam. Valla ben beğendim. Çok hoş olmuş. Yani beyaz ceket. Eğer kulis arkasını falan anlatacaksak ben de başlayayım. Ya da kulis arkasındaki esprileri burada anlatacaksak ben de başlayayım isterseniz. Yani espri yapmış. Demek ki ama ben çok beğendiğimi de ilaveten söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım. Ağzına hakikaten, bak, hakikaten gayri profesyonelsiniz. Gerçekten. Peki. Orhan Bey buyurun. Yok, Gülent Hanım, tamam. Gülent Hanım siz mi sözü istediniz? Bülent Hanım beni duymuyor. Orhan Bey siz de devam edebilir miyiz? Dalgın olabilir şimdi, düşünüyor bütün konuşulanları. Utku her zamanki gibi iyi yorumcu. Bazen daha iyi yorumlayabilir. Herkes öyledir zaten. Bazen biraz daha farklı olabilir. Daha sonra umulmadık yorumlar yapabilir yine. Öyle bir yapıya sahip, o yeterliliğe sahip. Şöyle bir şey var. Eserlerin güçlülüğü müzikalitesiyle ölçülür. Eserlerin güçlülüğü. Bu şimdiki zamana ait değil. Geçmişten itibaren gelen bütün eserlerin güçlülüğü, güzelliği o eserlerin müzikalitesiyle ilgilidir. Ayrıca her dönemin kendine göre ayrı bir dokusu vardır. Müzik dokusu vardır. Bunların hepsinin ayrı ayrı yeri vardır. Müzikalitesi iyi dediğimiz eserler her dönemde iyidir. Dönemi yoktur onun. Evet. Ve ayrıca bizim Türk sanat musikisi Farabi ile başlar, İbn-i Sina ile başlar diye tanımlarız. Aslında bilgilerimize göre 4-5 bin yıl evvelinden gelir. Hatta Mehteran burada son derece büyük rol oynar. O ayrı bir hikaye, ona girmeyeceğim. Bizim teorisyenlerimizden Abdülkadir Maragalı, Safiyüddin, Michel Meşakka, Rauf Yektabi, Saadettin Arel, Bilare bahsetmiştik bunlardan daha evvelde. Daha birçok kişiler. Hepsi Türk sanat musikine hizmet etmişlerdir. Bizim sanat musikimizin çeşitli dönemleri vardır. Birinci dönem. Demin Bülent Hanım birinci dönemden örnekler verdi. İkinci dönem. Üçüncü dönemin başlangıcı neoklasik dönemin başında Hacı Arif Bey vardır.
Bilhari şimdiki döneme kadar gelir ve derken 5. dönemde bizler daha ziyade yer alıyoruz ve bakıldığında birbirinin devamıdır. Hepsinin yeri ayrıdır. Önemli olan müzikalitedir. Önemli olan o müzikaliteyi bilip ve onu iyi yorumlamaktır. Gerek teganni eden, yani solist, yorumcu, ses, şan yorumcusu veyahut da enstrümanist, fark etmez. Neticede müzikaliteyi iyi verebilmek, iyi yansıtmak gerekir. Zaman zaman biz de tabii bu müzikaliteyi bilmemize rağmen istediğimiz performansı sergileyemeyebiliyoruz. Ticari olarak şöyle düşünmek lazım. Mevlana der ki, iki sevgili bir araya geldiklerinde birbirlerine bir şey vermedilerse ayrılığın başlangıcıdır der. Bu gönül ticaretidir. Ben de bestelerimde bahsetmişimdir. Gönül ticareti gibi. Mesela ticari diye anılan iki kişi daha tarihte size söyleyeceğim ama ticari kesinlikle değillerdir. Son derece yeterli, çok güçlü eserler veren ama siparişleri de kabul eden iki insan söyleyeyim size. Bunları niye söylüyorum? İnsanların sevdiği yapıları ortaya koyabilecek yeteneğe sahip herkes olamaz. Tabii ama her bir de süre de kısıtlı olmasına rağmen yine cevap veren iki kişiyi söyleyeyim. Birisi Dede Efendi, birisi Mozart'tır. Siparişleri kabul etmişler, bir nevi sipariş. Sipariş sözü gerçekten çirkin, doğru değil. Müzikte sipariş sözü maddi olarak alınmamalı katiyet. Vermişlerdir ve o eserler şu anda dahiyane eserlerdir. Dede bir dahidir, Mozart da. Şimdi bunu niye söyledim? Ne yaparsak yapalım, müzikalitesi önemlidir. İster birinci dönem klasik, ister batı klasiği, ister şimdiki dönem ne olursa olsun müzikalitesi iyiyse ona saygı duymak lazım. O yeteneğe, o emeğe saygı duymak lazım. Tabii eser böyle bestelenir ama onun yorumcusu da iyi olmalı. Muhakkak. Mutlaka. Ben lafı çok uzattım ama bu arada Avni abiye de Allah gani gani rahmet eylesin. Pardon, çok özür diliyorum. Ziya Taşkent'e. Çok özür diliyorum, yanlış dilim sürçtü. Ziya Taşkent'i çok severdim. Bir zaman beraber de çalıştık. Onun eserini de gayet güzel yorumladı. Çok konuştum. Bilhare devam ederim. Tamam. Sağ olun. Teşekkürler Orhan Bey. Efendim önce bu İzmir'deki kazada 40 küsur yavrumuz hayatının daha ilk basamağında dünyaya veda edip ebediyete intikal etmiş, kazada kendilerine rahmet diliyorum Yüce Allah'tan ki onlar zaten melekti. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. İyi okudunuz siz de efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Bilal Hanım. Buyurun. Özür dilerim. Şu anda Sinop'ta birkaç bin gönül dostu bizi yakın izliyormuş diye bizlere de çok selam söylediler. Ayrıca bana da, ben de buradan onlara çok selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Başarılar diliyorum. Ve ayrıca merak da ediyorum bu nükleer santral konusunda olduğuyla ilgili bilahare bilgi alırım. Ben çok teşekkürler, çok teşekkürler. Bülent Hanım çok teşekkürler. Çok önemli bir konunun altını çizdi. Zafer İlköğretim Okulu, İzmir Zafer İlköğretim Okulu'ndaki bu kaza gerçekten bütün Türkiye'nin yüreğini parçaladı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz ve artık Türkiye şu trafik canavarı utancından bir kurtulsun istiyoruz. Bu her yıl bu kadar çok insan, küçücük çocuklar kurban veriyoruz. Allah rahmet eylesin hepsine gani gani. Şimdi ben puanlarınızı rica ediyorum jüri üyelerimizden Utku için. 9 verdi Ebru Gündeş. 9 Orhan Gencebay. 9 veriyor. 9 Bülent Ersoy'dan. 8. 8 Armağan Çağlayan'dan geldi. Teşekkürler. Ve toplam 35 puan etti zannediyorum. Evet Utkucuğum aday numaranı hatırlatın. Aday numaram 109. 109. Eğer isterseniz siz de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Oylarınızı gönderebilirsiniz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Müzik